Feride. Aziz, ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Beni bir dinler misin lütfen? Endişelerini ve korkularını anlayabiliyorum. Ama herkesi kontrol edemezsin Feride. Sonuçta... kardeşlerin artık çocuk değil. Öyle değil mi? Onlar da kendi seçimlerini yapabilirler. Ne yani? Kardeşlerimi kardeşim Kerem'e mi bırakayım? Bugüne kadar hayatlarında neyi değiştirebildin? Söyle bana Feride. Hı? Sen onlara sadece doğruları ve yanlışları söyleyebilirsin. O da senin doğru ve yanlışların olur. Bazen senin doğrunla onların doğruları aynı olmaz. Bunu kabul et artık. Onlar benim kardeşim. Unuttum ve atladığım bir şey var. Kerem de benim kardeşim. Ben onu kontrol edebiliyor muyum? Hayır. Feride, sakin olmazsan hiçbir şeyi çözemeyiz. Eğer sen bu şekilde onların üstüne gidersen fazla direnç gösterecekler ve bu bizim işimize yaramaz. Biz birlikte daha iyi bir çözüm bulmak zorundayız. Şimdi sakin ol. Kendine gel ve işinle ilgilen. Hazırlanman gereken kocaman bir defile var. Hoş geldin patronum Aziz. Ne sandın? Üzgünüm ama bir yandan da bu işlerin devam etmesi gerekiyor. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nerede Feride? Aa, efendim. Gözlük. Gözlerim ağrıdı da. Fena da atmışsın burayı. Özür dilerim. Feride. Efendim. İyi ki geldin Feride. Evet, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Niye? Çok dağıtmışım ortalığı. Huyun. Bu ne? Çiçek. Bana biraz boş saksı gibi göründü ama. Sana buket almamı mı isterdin? Yok, o yüzden değil. Sana çiçek almayı düşündüm. Ama solacak. En fazla bir hafta dayanacak. Tohum, eğer ona iyi bakıp sularsan büyüyecek, yeşerecek, belki bir ara kaybolacak. Ama her mevsim yeniden açacak. Sana söylemek istediklerim o tohumun çiçeğinde saklı Feride. Ne çiçeği? Anladım. Anlaşılan açana kadar öğrenemeyeceğiz. Evet. Çok kötüsün. Sanırım. Feride. Efendim. Akşam beraber çıkalım mı? Yani ben Salih Baba'ya gideceğim, senin de Burak. Tamam.